anda buradan da tren geçiyor arkadaşlar. Trenler genel olarak böyle kaçak insanların bindiği tren, görmüş olduğunuz gibi. Hemen çeviriyorum, abim geldi yanıma, beraber bakıyorum. Nam ki? Nam. Nam. Sudip. Sudip. Apanam. Şehzade. Şehzade, gaze. Turuşko. Türkiye. Türkiye, Türkiye. 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 Onunla var. Sen de var, sen de var. Abici. Şehzade. Nice to meet you. Nice to meet you. Onunla var. Sıcak insanlar. Selamlaşıyorlar, selam veriyorlar. Kolkata polisinin olduğu bölge burası. Ölü yakma yerine yaklaştık gibi geldi. Birazdan oraya varacağız galiba. Namaskar. Orada da bir fotoğrafçı kardeşimiz var. Fotoğraf çekiyor. Türkiye. Türkiye. Yes. Nam ki? Rahul. Rahul. Şehzade. Şehzade. Yes. Nice to meet you. Hindi kaan sikhe? No. Indian language. No Indian language. Burada da fotoğraf çeken bir arkadaşımız var. Şöyle devam ediyoruz bakalım. Nereye gidecek bu yol? Yani iddiaya bile girebilirim. İddiaya girmek isteyen varsa hemen bahisleri alalım. Şu görmüş olduğunuz bina kesinlikle ve kesinlikle İngilizlerden kalmıştır. Bir han gibi yapmışlar. İçeride yaşayanlar da var. Elektrikleri görmüş olduğunuz gibi kaçak. Ama böyle bayağı bu uzun bir yerde bir han çeşidi yapılmış arkadaşlar. Yine bizim Sadık iş başında. Her zamanki gibi. Burada da malzemeler yükleniyor. Bilmiyorum ne yüklediklerini ama kağıt yüklüyorlar galiba. Hi bro, hi bro. Şuraya hemen dikkat çekmek istiyorum size. Çünkü şu görmüş olduğunuz yerler komple balçık. Şurada da insanlar yüzüyorlar. Yine dediğim gibi ritüellerini gerçekleştiriyorlar. Burada da uyuşturucu kullanan kesim var. Şu bölgeyi gördüğünüz bölgede uyuşturucu kullanan kesim var. Şurada ya bu kadar rahat olamaz insanlar ya. Çok pis bir su ama kutsal saydıkları için rahatlıkla duş alabiliyorlar. Dayım böyle gelmiş burada. Mısır, közde mısır yapıyor. Fiyatı da 15 rupiymiş arkadaşlar. Dönüşte birer tane yiyeceğiz kesinlikle. Evet. Şuna bakar mısın? Bak gözüm için normalde kaşın görevi teri engellemek, tamam mı? Çok sıcak, çok terlediğimiz için, çok sıcak olduğu için kaşım artık baraj gibi teri engelleyemiyor. Gözüm içine giriyor bak. Gözüm kıpkırmızı oldu. Hadi gidelim. Nam ki? Miran nam. Yes, nam. Dam. Dam. बताने का लगेगा बहुत टाइम टाइम वक्त हाँ टाइम टाइम समय आई डोंट नो यस डोंट नाम शहजादे नहीं नहीं नाम है मैन मैन यस मैन नाम क्या एस यू के यू एम ए आर सुकुमार कुछ भी नहीं समझा तुम दाई नाम नाम Sadık, Nam Sadık. Şehzade. Sadık Şehzade. Şehzade. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. My B, yes. Your name is Sam. Yes. Yes, yes. Yes, yes. Hey, Jako ki bhalo vashar pes. Hey, yeri keso. Hey, bizeki. Hey, bizeki. Hey, hachi kuchi tuchi. Ne diyor? No problem. Bangla mein haste rahe. Dayı yalnız elimi de bırakmıyor. Ya haste rahe. Aaa, kapılar dıngıl dıngıl gidiyor. Çalye, çayim piyenge. Okay. Çay. Çay, çay. Later, later. Bro, we have to go. Tea, tea, tea. Okay, we have later. To go.
No problem. No problem. No problem. 10 minutes, 10 minutes later. We have to go. Next, next. Next. Present, present. Yes. Okay. Am I right? You are right. Thank you. Okay, thank you. Donna var. Welcome. Donna var. Yes. Donna var. No problem. Şöyle tren yine geçiyor. Kaçak tren. Kaçak tren demeyelim. Kaçak yolculuğu olan tren. Desek daha mantıklı. Hi. Hi, how are you? I'm fine. Where are you from? Türkiye. You know Türkiye? Turuşko. Do you have any YouTube channel? Yes. Your name? This one, bro. Amca beni çağırıyor. Şehzade buraya gel diyor. Efendim dayı. Men, men. Bravo, bravo. Kimse men. Hey. Ya dayıma bak. Amca çabime lelli diye, çabime lelli diye. Bak abimize sarılıyor. Vay maşallah. Man, real man. Man. Adam. Hamko dekhao. Adam. Ay aysa uca. Aysa. Adam. Selfie. Selfie. Selfie yapalım dayımla. Dayımla bizi çek ya. Aye. Dayı, you are real. Sadık, Sahicada, Sikimar. 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 Mar, al. Sikimar. Sikimar. Yes, yes. Sikimar. Light. His bro. No net, no scanner. Ah, no camera. No scanner. Muskan, Alhaskan, Dünya Can. Thank you, Dadan. Nice to meet you. Thank you. Thank you. That is fine. Very to meet you. Efekte İngilizce kimi? Bilmiyorum dayı bana doğru yanaşmaya başladı. Evet, evet. Dayı şehzadeye götürecek galiba. Hey, Şehzade. Şehzade nereye gidiyorsun diyor. Hey, Prince. Friends, friends. Friends, yeah. Love, love. Nice to meet you. Yes. I love you. I love nice you. To meet you. Nice to meet you. I love you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, Donna var. Thank you. Thank you. Welcome, Donna var. Donna var. Very fine. It's 10 minutes later, it's come. Yeah, okay, okay, okay. 10 minutes, his wife will come back. Okay, 10 minutes. It's go and then come back. Maybe you are... 10 minutes later. Ha, dayı geliyor, sarılıyor, marılıyor yani. Bırakmadı peşimi. Bilmiyorum, çay içelim diyor. Bana çay ısmarlayın diyor. Ismarlayalım ama bizi bir bırak. Sal beni bir ya. Sal beni ya. Adam oradan bağırıyor. Şahzada nereye Şahzada? Ben böyle bir şey görmedim bro. Namaskar. Diyor ki Şahzada. Şahzada nereye diyor Şahzada? Şahzada. Enteresan. Vallahi gülmekten yarıldım ya. Adam bir de enteresan. Ağzı, dil kıpkırmızı. İyi adam ama. İyi adam ama yani. Sadece sarıldı. Şahzada. Ama şöyle bir şey var kanka. Dur ben de söyleyeyim. Burada kardeşler çalışıyor. Burada biraz önce söylemiş olduğum o kağıtlar komple toplanıyor. Çuvalın içerisinde koyuluyor. Çuvaldan sonra da o araçla beraber götürüyorlar arkadaşlar. Yani Türkiye'de de aynısı vardı. Geri dönüşüme sağlanıyor bu kitapların hepsi. Namaskar. Şöyle yine Ganj Nehri'nin yanında devam ediyoruz yola. İşte anlattığım şey de bu. Burada yaşanan bir hayat var. Maalesef gördüğünüz gibi. Arka tarafında İngiliz binaları var. Ön tarafında naylonun üzerinde kapatılmış evler var. Çok sağlıksız. Ama yapacak bir şey yok. Öyle devam edeceğiz. Gideceğimiz yeri de bir türlü bulamadık. Git bitmedi ya. Ölü yakma törenlerinin olduğu yere doğru gidiyoruz. Yolda giderken zaten bir saat, bir buçuk saati buldu yani. Bir de bekleye bekleye gittik.
Kardeşim selam veriyor oradan bize. Yani bu hayatlar nasıl kurtulur? Nasıl normale döner? Hi. No, no. Thank you. Foto, foto. Foto çekiyorum ben seni, çekiyorum. Yani o çağrılan yerlere çok gitmeyin. Ben size şöyle söyleyeyim. Hani Ölü Yakma Tapınağı'na geliyorsanız böyle sizi çağırırlar, beni fotoğraf çek falan filan derler ama çok gitmeyin. Üzerinizdeki malzemeden de olursunuz. Dikkatli olmakta fayda var her zaman. Benim bir telefonum var, başka bir şeyim yok. Ondan da olmak istemiyorum açıkçası. Çünkü yerine koyabilecek bir param da yok. Telefon olarak. Şöyle Ganj Nehri'nin yine kenarındayız. Aa, kargalar leşe gelirler biliyorsunuz. Yalnız şurada da işaretler falan filan var. Onları da atmışlar. Ölü yakma törenine doğru herhalde yaklaştık. Şurada da bir mahalle var arkadaşlar. Şimdi öncelikle burayı göstereceğim. Buradan böyle içeriye doğru döneceğim. Burası Ganj Nehri. Şimdi şurası, şu ileride görmüş olduğunuz yerde kanalizasyon atıklarının Ganj Nehri'ne bırakıldığı yer. Şu görmüş olduğunuz yer istasyon. Burada gemi vapur bekliyorlar. Hemen ilerisinde de maalesef ki suya girip bu kutsal nehri, kutsal nehrin içerisinde kutsallığını düşünen kişilerle dolu maalesef. Güzel bir manzarası var. Burada güneşi batırmak çok güzel olabilir ama Ganj Nehri pis. Maalesef. Yani balçık arkadaşlar oluyor. Balçık komple. Şu anda yeteri kadardan fazla müşteri alıp giden böyle vapurlar görüyorsunuz. Yani ölseler bile sanırım Ganj Nehri olduğu için onlar için kutsal sayılıyor. Bu nehirde ölmek onlar için çok önemli. Bunların hiçbirisinin şeyi yok, baş yok. Neden olduğunu anlamadım. Sadece atın kafası var, bir tane orada kızın kafası var ama geri kalanının başı yok. Namaskar. Niye olduğunu anlamadım. Burada şeylerin, mesela birinin başı var, birinin başı yok. Enteresan, tam anlayamadım. Namaskar. Şurada da uyuyan bir kardeşimiz var. Uzun bir video olursa böleriz. Yol boyu devam ediyorum. Yol boyu da önüme gerçekten çok enteresan şeyler çıkıyor. O yüzden çekmek zorunda kalıyorum. Uzun video olursa ikiye böleriz. İki bölüm halinde izleriz. Kısa olursa da tek bir bölümde halletmiş oluruz. Heykeller aynı şekilde. Burada da var. Bazılarının başı yok. Bazılarının başı var. Onu tam çözemedim. Anlayamadım neden olduğunu. Çaldılar mı, çalmadılar mı onu da bilmiyorum. Enteresan. Şurada bir dayım var, yıkanıyor. Yüzen arkadaşlar var. Oturan, güneşlenen arkadaşlar var. Ama su gerçekten çok pis. Yine bir sokak berberi var burada. Namaskar. Çaça, how much çaça? 30 rupees. Yalnız işte jiletler milletler, ellerindeki jiletler biraz şey değil. Temiz değil, değiştirmiyordur da yüksek ihtimalle. Bunun... Good, you? Yo, Sahim. Sahim, hmm. Şehzade. Yeah. Nice to meet you. Donna var. Hava çok sıcak. Biz yani yürürken terledik ama buranın gerçekten güneşi batırmanın harika bir yer olduğunu söyleyebilirim size. Bugün biraz hava kapalı ama yine muhteşem bir görüntüsü var. Gerçekten. Ganj Nehri'nin üzerine düşen güneşin silüeti harika görünüyor. Bayağı da bir insan var burada.
Şimdi size kısaca ritüellerden bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi Hinduizm, Budizm ve Jainizm ölü yakma törenleri var biliyorsunuz. Bazılarında gelenekleri farklı. Mesela Hinduizm'i başka bir ülkede yaşayan kişi ölüsünü gömebiliyor. Ama Hindistan'da yaşayan veya da bazı belli topraklarda, eyaletlerde yaşayan insanlar yakma gereği duyuyorlar. Şimdi Hinduizm için söyleyeyim. Budizm'le alakalı bir deyip dur yerde değiliz. Hinduizm'de ölünün yakılmasının nedeni reenkarnasyonu tamamlamak. Yani şöyle, ölü yakılmadığında reenkarnasyon tamamlanmamış oluyor ve insan acılarla tekrar dünyaya gelmiş oluyor. O yüzden ölüyü yakıyorlar ve reenkarnasyonu tamamlıyorlar. İntizar ki. Namaskar. Namaskar, namaskar. Işıkla 1 saattir, 1,5 saattir yürüdüğümüz yolun sonu görmüş olduğunuz gibi Bohot Mandiri Tapınağı'na geldi. Burada ölü yakma ayinleri var. Biz de herhangi bir tanesine katılabilirsek, herhangi bir problem olmazsa izlemeyi düşünüyoruz. Ölüyü yakmazlarsa tekrar geliyor. Evet, ölü yakılmazsa gelmesin diye. Reenkarnasyon tamamlanmamış oluyor. Tekrar bu acı dünyanın içerisine tekrar geliyor ve o acıları tekrar yaşamaya devam ediyor. Yani reenkarnasyonu tamamlamak için tamamen yakılıyor ve külleri alnına sürülüyor. Aynı zamanda Ganj Nehri'ne bırakılıyor. Acı çekiyor mu adamlar? Çünkü acı çekiyor şu anda. Yaşamış olduğu hayat acı çekiyor. Yani dünyanın acı çekilen bir yer olduğu inancındalar. Sadece. Yalan dünya olarak görüyorlar. Yoğun bir bölgenin içerisine geldik. Burada ölünün üzerine bıraktıkları çiçekleri bırakıyorlar. Görmüş olduğunuz yerlerde de çiçekler yapılıyor. Bunlar tamamen ölünün üzerine bırakılan çiçekler arkadaşlar. Yani bir de burada kas sistemi var. Yakma törenlerinde kas sistemi oluyor. Belli başlı yerlerde fiyatlar daha fazla, belli başlı yerlerde fiyatlar daha az. Yani örnek vermem gerekirse Paspanati'ye gittiğimde Nepal'de yöneticilerin, daha doğrusu zengin insanların yakıldığı yerlerin fiyatları $250'dan başlıyordu. Diğerleri ise $100, $150 olarak başlıyor. Why don't you go to the temple? Yeah, temple. Go to the temple. Türkiye. Turkish. Turkish. Turuşka. Hello. Hello. Nice to meet you. Nice. There is a big procession regarding the temple and occasions related. You shoot them and you can post all the yes, we can shut. Okay. Can keep. Just go ahead and look. All the streets are decorated very well. Okay, thank you. Onnavar. Onnavar. Thank you. Evet, dediğimi tamamlayayım. Nepal'de gittiğimde, Paspanati'ye gittiğimde fiyatlar şöyleydi arkadaşlar. Böyle zengin kişilerin yakıldığı yerlerin fiyatları $250. Halktan olan kişilerin yakıldığı yerler $150. Abimiz de böyle yüzükler satıyor. Kurşunlar falan da var, yüzüklere bakın. Namaskar. Yarım kalmasın, anlattığım şeyi tam olarak bitirmek istiyorum. Dediğim gibi ölü yakma törenleri genelde kas sistemine uygun bir şekilde yakılıyor. Şundan bahsedeyim. Zengin olan kişiler $250 ile $500 arasında olan bölgelerde yakılıyorlar. Fakir olanlarsa, yani orta düzey olanlarsa $150 ile $300 arasında, tamamen fakir olan kişiler de $100 ile yakılıyor. Burası çok böyle güzel bir yer ama böyle rengarenk, ışıl ışıl. Çok keyifli bir yere geldiğimizde söyleyebilirim. Tabii buranın, bu durumların, bu yerlerin kralı Mandıraki dedikleri Varanasi'deki ölü yakma törenleri. Ama her bölgede de, mesela burası Batı Bengal'in başkenti olduğu için burada da Kolkata'da var bu iş. Namaskar. Enteresan yerler. Güzel ama. Keyifli. Sokak yemeklerini de deneyebiliriz belki burada.
içeriye doğru girdikçe daha da enteresanlaşan bir yerdeyiz arkadaşlar. Namaskar. Burada da aynı şekilde çiçek üretimi yapılıyor. Yok, burada yapılmıyor arkadaşlar. Burası yemek yeri galiba. Bu yemeklerden de tadabiliriz belki. Dönüş sürecinde yemeklerden de biraz tadabiliriz. Sokak yemekleri olarak da size bunu anlatabilirim. Ne kadar yaklaştık bilmiyorum ama Temple'a doğru gidiyoruz şu anda. Hedefimiz o Temple'a gidebilmek. Relax, 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 relax. Bırak dayımı. Bırak çayı, bırak. Turuşko, turuşko. Don't speak in English. Don't speak in English. English. Bangla, no. Turkish, English. Bu turuşko. Şöyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Bunlar ne anlama geliyor bilmiyorum ama bayağı kalabalık burası. Öyle yakılan yer burası değil ama. Oturuyorlar. Güneşin batışını izliyorlar burada. Devam edelim biz tapınağa doğru. Çok güzel görüntüler var ama. Burada Müslümanlar da yaşıyor. Ama hiç problem yaşamıyorlar. Çok böyle iç içe geçmişler. Herhangi bir problemleri yok. Birbirlerine çok fazla saygı duyuyorlar. Saygısızlık etmiyorlar. Birbirlerine kardeş gibi bakıyorlar. Kardeşim diyorlar. Yalnız işte buranın tek problemi şu arabaların buraya yürüme alanlarına girmesi biraz problem sanki. Burası ne? Anlamadım. Aa, burası da bir tapınak. Böyle tapınağın içerisinde gösterebilirim size. Tapınağa buradan giriliyor. Böyle alnına sürüyorlar arkadaşlar. Bunu da 10 rupiye sürdürebiliyorsunuz isterseniz. Burada ibadetler yapılıyor. Ablalar da burada o şeylerden sürüyorlar. Şöyle görebilirsiniz içeriye. Hindi tapınaklarındaki gelenekler. Görmüş olduğunuz gibi arkadaş, en son ayet şeyini bitirdikten sonra iki kulağını tutup çektikten sonra ibadetini bitiriyor. Turkey. 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 İçeriye girmek isterdim ama kıyafetim. You came here to visit? Ha? You came here to visit Kerala? Yes. Where is it? Turkey. Böyle devam edelim. Adetlerde böyle arkadaşlar. Normalde çan oluyor. Bir tane çanı çalıyorlar. İbadetlerini bitirdikten sonra o etrafında komple bütün çanlardan ses çıkarmak zorundalar. Muhtemelen içerideki ibadetlerden bir tanesi de olur. Sonra var. Burada da teyzelerimiz duruyor. O alnına sürdükleri var ya, nişan. O alnına sürdükleri şeyden sürüyorlar. Onun da fiyatı zaten 10 rupi. 10 rupiye sürdürebiliyorsunuz. Yalnız çok terliyiz, gözümüzü akar diye sürdürmek istemiyorum açıkçası. Şu alt tarafta gördüğünüz kişiler arkadaşlar, onlar ölünün herhangi bir şekilde değerli eşyası varsa atıldığında onları oradan toplamak için toplanan insanlar. Zaten suyun içerisinde de bir şeyler aradığını görebilirsiniz. Şu üst bölüm, ben daha önce ölü yakma törenlerine katıldığım için söyleyeyim, bu kadar kapalı bir yerde yapılmıyordu. Burası biraz kapalı bir yer, izin de verilmiyor. Paspanati'de para alıyorduk. Burada öyle değil, parayla girebiliyorduk. Burada para da verseniz çok işlemiyor açıkçası.
Abi izin verdi çekmemize. Böyle yakından gideceğiz, çekeceğiz. Yani hiç şey kalmıyor arkadaşlar. Nasıl diyeyim size? Hiçbir kemiği bile kalmıyor. Yani öyle bir yanıyor ki kesinlikle hiçbir parçasının normal olarak görme şansımız yok. Yani ben çok yaklaşmayı sevmiyorum. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Sistemleri de biraz enteresan geldi bana. Burada biraz önce bir insan yatıyordu. Hatta yan tarafında bir insan daha yatıyordu. Ama burada casting sistemi sanırım yok gibi. Çünkü bütün hepsi 4 tane yer var. 4 tane yerde yatılıyor. Yani hiçbir şekilde değişik bir şey yok. Şunların hiç üzerine koyuluyor. Bunu yakan kişi geliyor. Özel adamlar var. Abim gibi. Oradan odunları yerlerine yerleştiriyor. En sonunda bir ateş veriyor. En azından benim paspanatide gördüğüm ve bildiğim kadarı böyleydi. Burası biraz enteresan. Varanasi biraz daha farklı bir yer. Ama şöyle görebilirsiniz. Bu abi işte bu işi yapan, bu ateşleme işini yapan, yakan kişi. Namaskar. Bu abiler de ölünün, yani yakılan kişinin yakınları gördüğünüz gibi hiç üzüntü duymuyorlar. Sebebini biraz önce açıklamıştım. Reenkarnasyonu tamamlandığına, artık bu dünyada bu acıları çekmeyeceği inanışına inandıkları için şu anda görmüş olduğunuz gibi hiç kimse üzülmüyor. Ağlayan kişi yok. Üzülmek de burada gerçekten yanlış algılanabiliyor. Şimdilik buraya veda edelim. Şimdi bilmiyorum, biliyorlar mı bilmiyorlar mı, parasını oynuyorlar bunlar. Genelde parasını oynarlar, öyle boş oynamazlar. Öyle söyleyeyim de, hani bir laf vardır, lafın devamını ben getirmeyeceğim. Mahalle yanarken bilmem ne yaparmış diye. Bu arkadaşlar da öyle, ölü yakma töreni şurada gerçekleşirken burada oyun oynuyorlar. Yiyen, içen, oh, dolaşan. Güzel burası. Winner. Who is winner? Who is winner? Kim kazandı? Winner, winner, winner. Parayı kim aldı? Parayı kim aldı? Parayı. Parayı kim aldı? Kimse almadı mı? Sen almışa benziyorsun sen. Sen almışa benziyorsun. Şimdi benim Kolkata'daki ölü yakma töreninden aktaracaklarım bu kadar. Video uzun oldu, bilmiyorum. Belki iki video, belki diğer dünkü videoyla beraber karıştırır. Belki üç video yaparım. Ama güzel, keyifli, verimli bir gün oldu. Traditional sistem kullanmıyorlar. Yani ölüyü elektrikli sistemle yakıyorlar. O benim çok hoşuma gitmedi. Traditional sistemleri daha egzotik, daha güzel duruyordu. Dediğim gibi şimdi devam edelim. Videoları biliyorsunuz, kapanış ve açılış konuşması yapmadan devam ettiriyorum. Bu da öyle bir video. Devam edelim. Diğer videoda görüşürüz diyelim. Tata arabaları da buradan eksik olmuyor arkadaşlar. En büyük sorun burada Tata arabaları. Hello. Kardeşlerim de burada. Alnında da sürüyorlar. O alnlarına sürdükleri şey de nişan diyorlar ona. Onu da 10 rupiye şurada yerde oturan teyzeler çiziyor. Şuradaki adamın tipine bir bakabilir misiniz? Yani gerçekten çok esrarengiz duruyor. Şurada gençler de ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Şiva'ya ibadet ediyorlar arkadaşlar. Dua ediyorlar. İkramlarında bulunuyorlar. Dualarının kabul olmasını bekliyorlar. Bu görmüş olduğunuz ürünlerden alıyorlar. İbadet yaptıkları yere bırakıyorlar. Yani Şiva'ya armağan ediyorlar bunu. Bunların hepsini Şiva'ya armağan ediyorlar arkadaşlar.